Şöyle açalım. Aynen, eğlenceli bir yayın olacak. Yurt dışından aldığım el feneriyle size eşlik edeceğim. Kapatalım. Ses iyi demişler. Görüntü şahane. Aynı şekilde Kick'te de yayın yapıyorum. Bu bizim ilk yayınımız olacak. Eğlenceli olsun. Bol bol destek olun. Modum kalırsa şey yaparız, oyun da oynarız. Önce Atlas Ostan sizlere bahsetmek istiyorum. Sonra da sanal bir bilgisayar kuracağız. Onun üzerinden Atlas OS'u yükleyeceğiz. Bakalım ne kadar fark ediyor. Onu da zaten gözlemleyeceğiz. Hazırsanız önce bir Atlas OS'u yakından tanıyalım dostlar. Dostlar, baştan uyarayım. Bu tarz resmi olmayan müdahaleler her zaman iyi bir deneyim sunacak diye bir kesinlik yok. Bilgilerin ve güvenliğin genellikle risk altında olabiliyor. Ben önermiyorum. Denemek isteyen varsa da kendi kararıdır. Atlas OS nedir, ona bir açıklık getireyim. Windows 10'un açık kaynaklı bir modifikasyonu olarak tanımlanabilir. Özellikle oyuncular için tasarlanmıştır ve en popüler işletim sistemi olan Windows 10 üzerinde bazı değişiklikler içerir. Atlas kullanıcılarına daha yüksek kare hızları ve düşük giriş gecikmesi sağlama amacı gütmekte. Eski donanıma sahip kullanıcılar için en iyi, daha akıcı bir performans deneyimini sunmak üzere hazırlanmıştır dostlar. Projenin resmi web sitesine göre CPU üzerindeki bilgi işlem stresini azaltmak için bazı geliştirmeler yapmışlar. İşlem sayısı azaltılmış ve sistem gecikmesi düşürülmüş. Aynı zamanda adamlar şey diyor, Windows'un bilgisayara yüklemiş olduğu gereksiz aplikasyonları da azaltıyoruz. Bir bakıma Windows Lite sürümü gibi bir şey diyebiliriz. ISO dosyası resmi Windows imajına kıyasla daha küçükmüş. Bu da işletim sisteminin daha az yer kaplamasını sağlıyormuş. Gizliliğe odaklanmak için Windows telemetri devre dışı bırakılmış. Böylece kullanıcılar ve kodlayıcılar Atlas OS'un gerçekte ne tür değişiklikler getirdiğini kolaylıkla kontrol edebiliyorlar. Oyun odaklı olduğunu belirtmiştim. Bu bağlamda güvenilir platform modülü, TPM, BitLocker, Windows Defender, ses tanıma, geri yükleme noktaları ve sistem sıfırlama gibi standart güvenlik özelliklerini kaldırıyorlar adamlar. Ayrıca Atlas OS'un açık kaynaklı doğası sayesinde kullanıcılar işletim sisteminin özel bir ISO'sunu ücretsiz olarak oluşturabiliyorlar. Yani bu ne anlama geliyor? İşletim sistemini hazır hale getirdin, Atlas'ı kurdun, ondan sonra Windows üzerinde değişiklikler yaptın. Kendi yapmış olduğun değişikliklerle daha temiz bir Windows imajı oluşturabiliyorsun. Ancak Atlas OS tartışmalı bir işletim sistemi olarak kabul ediliyor dostlar. Güvenlik özelliklerinin çoğu devre dışı bırakıldığından kullanıcıların her adımını dikkatli atmaları gerekiyor. Eğer bilgisayarınızda çoğunlukla oyun oynuyorsanız ve sisteminiz eski ise tabii ki denemeyi düşünebilirsiniz. Ancak yeni ve daha güncel bir bilgisayara sahipseniz orijinal Windows'u kullanmaya devam etmek her zaman daha güvenlidir. Ben öyle yapıyorum. Ben bir yandan anlatırken aynı zamanda benchmark ve örnek skorları da ekrana yansıtmış bulundum. Elbette genel olarak işlemci üzerindeki yükü birazcık azaltması oyunlarda etki edecektir. Ama internette yayıldığı gibi 100 kare fark beklemeyin dostlar. Yani 900 FPS'ten adam 1000 FPS'e çıkmış. Bu tarz testler zaten sağlıklı değildir. Kaldı ki aynı koşullarda, aynı sahnede ve ortamda test etmek gerekir. Diğer türlü bir sahne farklı bir bölümde, diğer sahne farklı bir bölümde, o zaman sonuçlar etkilenir. Şimdi sevgili dostlar, videoda söylediğim gibi bu tarz testler yanıltıcı olabilir. Tamam, adamın gerçekten çok eski 3. nesil Intel işlemcisi vardır. Atıyorum belki 2. nesil, 1. nesile kadar inmiştir. 2600K'sı var diyelim. Ve bu adam 4 GB DDR3 bellek kullanıyor. Ve Windows 7'den Windows 10'a geçmiş. Fakat bir şekilde randıman alamıyor. Maddi gücü de yok. Bilgisayarını tazeleyemiyor. Ne yapacak? Windows 10'un Lite sürümlerine, yani kırpılmış sürümlerine yönelmek istiyor. Bunu yaptığında bazen sıkıntılar yaşıyor. Atlas OS gibi bir sistem denediğinde hayatında büyük bir değişiklik oluşmayacak, onu baştan söyleyeyim. Atıyorum bir oyundan 30 kare alıyorsa bir anda 60 kareye çıkmayacak. Yani anladığım kadarıyla mantık şu şekilde. Zaten Windows 10 atıyorum 2 GB bellek kullanıyorsa Windows 11'de kaç 4 GB'a kadar çıkıyordu bir şekilde. Hani 3 GB. Chrome açtığında zaten 4 GB belleğin varsa abi ne oluyor, bilgisayar takılıyor, donuyor. Yani 3-4 şeyden sonra, görevden sonra boğuluyor makine. Atlas OS'ta da şey yapmışlar. Bütün her şeyi kapatalım abi. Güvenlik önlemlerini falan hiçe sayalım. Bu şekilde
performans kazancı sağlansın. Yani önceden ne yapardık mesela Windows 10'da, 8'de, 7'de kayıt defterinde değişiklikler yapardık ki performans artsın diye. İşte tek tıkla Windows hızlandırma vesaire vesaire. Kanalda bir sürü eski videolar var. Bir bakıma onların toplanmış, harmanlanmış, işletim sistemine yamanmış bir halde diyebiliriz. Şimdi canlı canlı kuracağız. Bazı arkadaşlar şey demiş, 10-20 FPS için değer mi? Ya da bilgisayarınıza kurmaya değer mi? Valla ben de şahsi fikirlerimi söyleyeceğim bir yandan. Senleri hallederken şöyle bir geçişi yapalım. Şimdi kuracağız, tamam mı? Önce ISO'yu indirdim. Normalde siz videonun açıklamasına bırakacağım linkleri. Oradan indirdiğinizde Rufus üzerinden USB'ye yazdırıyorsunuz. O şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Bilgisayara sıfırdan kurabilirsiniz. Ben önceden şey yapardım, tamam mı? Windows 10'un, 11'in farklı farklı sürümleri olurdu. Onları kurardım dostlar. Şimdi 4 çekirdek, 4 izlekli bir makinaydı diye düşünüyorum. Öyle bir makinaya bu işletim sistemini kuracağız. Kurarken de deneyimlerimden bahsedeceğim. İnternette özelleştirilmiş, üzerinden geçilmiş işletim sistemlerine güveniyor musun diye soracak olursanız ben güvenmiyorum. Çünkü bir keresinde hacklenmiştim. Adam benim şifremi almış ya. Benim kullandığım Windows'ta belirlediğim şifreyi kendisine almış. Sonra bana mail attı. Dedi ki, senin şifren şu şu şu. İşte benim cüzdanım bu. Bana şu kadarlık bir Bitcoin gönder. Dedim ki, Bitcoin bizim öyle şeylerle işimiz gücümüz olmaz hacı. Yani şifremi nasıl ele geçirdin? At dedi. Biz de atamadık. Şimdi bir dakika, ekranı görebiliyor musunuz? Niye gelmedi? Şimdi sizin kurulum ekranını görebiliyor olmanız lazım, göremiyorsunuz. Niye acaba? Şöyle bir şey yapalım, bekleyin. Eklediğimde, aynen şimdi oluyor. Oluyor mu? Ekran yakalama yapalım şöyle. En üste çıkalım. Şunu sığdıralım dostlar. Bunu da şöyle alalım. Tamam, geldim. Şu an kuruyor. Tamam mı dostlar? Ekrandan sizlere gösteriyorum. Yeni gelenler hoş geldiniz. Atlas OS kuruyoruz. Yeni geldim. Olay ne? Videoyu başa sarıp sonradan izleyebilirsin Furkan. Sezer abi, ben önceden sana ISO verdim. Hayır, senin verdiğin ISO değil. Ben kendim indirdim. Atlas OS uzun kullanımda donuyor ve performans düşükte oluyor deniliyor. Baba, Windows 10 ve 11 de uzun kullanımda donuyor. Performans düşüklüğü olabiliyor. Yani senin ne kadar şey kurduğuna, ne kadar hata yaptığına ya da güvenilmez program kurduğuna da bağlı bu tarz şeyler. Abi, Atlas OS kurup CS2 oynayabilir misin? Ya bunu farklı bir makinede deneyebiliriz de. Zaten video başında örnek FPS farklılıklarını gösterdim ben. Size şeyi göstermek istiyorum. Böyle ortalama bir makinede sanal makine hazırladık. İşlemci kullanımında ne kadar fark etmiş? Bellek kullanımında ne kadar fark etmiş? Atlas OS çöp demiş. GG OS ve Kirboz kullan. Kirvem kullanalım, tamam. Yayın neden yok? Nasıl yayın neden yok? Şu an yayında sıkıntı var mı? Nasıl yayın yok ya? Oğlum, trollüyor musunuz? Ha? Ha, yayın iyi, tamam. Arada yayın iyi yazın ya. Şimdi yeniden başlıyor ekranda, görüyorsunuz değil mi? Hani bir sıkıntı yok, yeniden başlıyor şu anda. Abi, 2060 süper alınır mı? Alınır. Ya burada olay ne biliyor musunuz? İndirmiş olduğunuz Windows ISO'suyla sıfırdan bir Windows kuruyorsunuz. Hiçbir şey yapmadan Atlas'ın kendi belirlediği sitesinden indireceğiniz birkaç klasörle iş yapıyorsunuz. Adamın interneti mi kötüdür?
Efe sana katılıyorum ya. İşletim sistemi donuyor diyenlerin çok yüksek ihtimal zamanla dosyaları bozuluyordur. Size bir şey daha söyleyeyim. Madem böyle sistemim donuyor diye üzülüyorsunuz, yapacağınız şey belli. Atlassos olur, başka bir şey olur. Windows kurduğunuzda Acronis True Image diye bir program var. Bununla birebir taze kurmuş olduğunuz Windows'un imajını alıyorsunuz. Yaptığınız değişikliklerle, atıyorum hızlandırdınız, birkaç değişiklik yaptınız, oyun modunu aktif ettiniz falan fişman. Bütün güncellemeleri yaptınız. Bunun imajını alıp her Windows'unuz donduğunda şey yapabilirsiniz. Sistemi geri alabilirsiniz. Aynı şekilde bir şey daha vardı, bir program daha vardı. Onu tanıtırım, şu an aklıma gelmedi. Mesela şey, belirli bir süre imaj aldığın halde bile kullandığın Windows'u. 30-40 tane farklı uygulama kurdun ve bu uygulamalarda da ayarlar yaptın. Bunları yeni kurmuş olduğun Windows'a taşıyabiliyorsun. Foto backup'tı aynen. Frekansın bozuldukça buraya geliyorum demiş Kemal. Hoş geldin Kemal. Müzik açayım sana, dur. Şimdi bir dakika. Açacağız. Böyle bir şey yapalım. Müzik açalım. Normalde 4 GB bellek kaplıyorsa kurmuş olduğun sürüm, farklı böyle 1 GB'lık yer kaplayan sürümlerden faydalanabilirsin. Şimdi kurduk, taze kuralım, tamam mı? Tamam, evet, ağlar, evet. Kenar tıklıyorum. Sıfırdan Windows kurmuş olduk işte. Burada aramalar, şunlar, bunlar falan fişman var. İlk başta yapacağımız şey, sıfır açıldığında burada bir Edge var. İnternete bir girmek dostlar. Bir internete girelim. Ana bilgisayarımdan ayarlar çekmiyordur umarım. Sanal kurdum. Abi 450 MK2 BIOS'unu editleyebilir miyiz? Mümkün mü? BIOS editlemek mümkündür de uğraşmaya değmez ya. Adamlara mail at. Ne istiyorsun? Nasıl bir değişiklik istiyorsun? Gerçekten çok şanslıysan bir şeyler yapabilirler senin için ama forumlarında takıl. Şimdi Atlassos install yazdım. Bakalım. Zaten ana sayfasına gireceğiz. ISO'yu indirmiştik. Ondan sonra ben tabii sanal makineye kurdum. Rufus'a ana sayfaya bir gidelim dostlar. Şimdi buradan Playbook'u indiriyoruz, tamam mı? Bunu indirdi. Ame var. Bunu da indirelim. Bu da indi. Klasöre gidelim. Bu ikisini de çıkartacağız. Tümünü ayıkla. Buraya çıkartalım. Çıkarttık. Bunu silelim. Bunu da çıkartalım. Bunu da ayıkladık. Bunu da çıkarttık. Şimdi ne yapacaktık? Şunu kapatalım. Sakin olalım. Kapatalım. Bypass diyoruz. Yine de çalıştır diyoruz. Windows 11 ihtiyaçlarını bypass ediyoruz. Ha, zaten ben Windows 11 değil, Windows 10 üzerine kurdum. Çalıştır diyorum. Çalıştırdım. Otomatik sürücü kurulumunu iptal ettim. Bu arada bu işlemlere başlamadan yapmanız gereken şey, başlata gelip update yazıyorsun abi. Windows update ayarlarına geliyorsun. Ne kadar sürücün şeylerin püsürün varsa hepsini güncelliyorsun ve ondan sonra bu işlemlere başlıyorsun. Hocam, Ventoy diye bir kurulum programı var. İçine birden fazla ISO atıp istediğini kurabilirsin. Evet, biliyorum onu. Onun benzerini de kullanmış olabilirim. 5-6 farklı ISO atıp. Update'e girmedi baba. Yönetici olarak çalıştır diyorum. Hadi diyelim update'i ettik, her şeyi hallettik. Ve kuruluma geçeceğiz. Playbook'u seçmeden önce bir bakalım görev yöneticisine.
Kapatalım bunları. Bunları da kapatalım. Performansa geldik. Bakalım normalde 0.1 Windows 10 kurduğunuzda ne kadar tüketiyormuş? Şöyle büyütelim dostlar. Oğlum hiç mi büyümez ya? Neyse. İşlemci şu anda hiçbir şey yapmadığımız halde %2, %3'ünü kullanıyor. Bellek 2.3. 2.3 GB bir bellek kullanımı var. Gelin kuruluma geçelim. Bakalım ne kadar fark edecek. Geldik Wizard Beta'ya. Yönetici olarak çalışır dedik. Kapattık. Bunlar tabii ki Defender vesaire her şeyi kaldırıyor. Güvenlik olarak bence Atlas OS gibi 3. parti sisteme müdahale eden şeyler bence tehlikeli. Buradan Playbook'u seçiyoruz dostlar, indirmiş olduğumuz. Görüyor şu anda. Disable Security, Run Action diyorsun. Gerçek zamanlı güvenliği kaldırmak lazım, tamam mı? Nasıldı o? Real Time mı diyorduk? Virüs mü yazıyorduk? Ne yapıyorduk? Virüs tehdit koruması. Virüs yazmanız yeterli. İngilizce olarak Real Time Protection. Buraya geldiğimizde tarama seçenekleri vesaire var. Bu değil. Bu değil de oğlum çık. Ayarları yönet. Her şeyi kapatıyorsun. Bulut koruma, otomatik örnek gönderimi, gerçek zamanlı koruma falan. Her şeyi kapattık. Şu anda bilgisayar gel beni hackle diyor. Tamam. Disabled oldu. Okey. Şu anda olmuşsa burada mesela tıklayamıyorsun. Artık ilerleyebiliriz anlamına geliyor. Aktivasyona bakıyor şu anda. Windows 10 Pro'nu aktive et diyor. Yani ben zaten orijinal Windows kullandığım için kalkıp bir de anahtarımı buraya girmeyeceğim. Çünkü güvenmiyorum. Atlas OS ve Ghost Spectre Superlight. Ghost Spectre Superlight'ı denemiştim. Güvenmiyorum. Önermiyorum. Custom Windows var. Sence hangisini kullanmalıyım? Vallahi ben Custom Windows muhabbetine karşıyım dostum. Önceden hep merak ederdim. Hani insanlar için deniyordum. Ama gerçekten bir şekilde bilgileriniz güvenli ellerde olmayabiliyor dostum. Adam bir arka kapı bırakıyor. Bir uygulama bırakıyor. Dostlar baştan uyarayım. Bu... Şimdi bir dakika. Tekrardan ekranımıza geldik. Gözüküyor değil mi şu anda? Gerçek zamanlı korumayı kapattım. Bunu da kapattım. Next diyorum. Umarım olmuştur ya. Atlas OS'a devam. Tiny Ten hakkında ne düşünüyorsun? Ya dediğiniz her şeyi denedim diyorum ki. Güvenilmez abi hiçbir şey. Ben güvenmiyorum. Üçüncü parti Windows özelleştirmeleri evet bir bakıma hızlandırabilir. Cortana'yı kapatıyordur. Başka şeyleri kapatıyordur. Sistemi şişiren şeyleri de kapatıyordur ama mesela bak adam burada sana seçenek sunmuş. Diyor ki koruyucuyu kapat. Niye kapatayım abi? Mitigations yani hepsini default olarak bırakabilirsin. Windows default olarak bırakabilirsin. Çekirdek izolasyonu. Bluetooth'u sil. Power saving ve edge'i siliyorsun. Ya laptop kullanıyorsan neden pil tasarruf muhabbetini silesin mesela? Masaüstüyse olabilir. Sana ekstradan şey sunmuş. Diyor ki yeni bir browser kurmak istiyorsan Brave kurabilirsiniz. Ben Brave'i kullanıyorum. Ama telefonda kullanıyorum. Bilgisayarda hiç kullanmak istemedim. Başka bir şey var mı? Yok. Flash. Seni hackledim çocuk. Çocuk. Seni hackledim çocuk diye bir linke yönlendiriyordur.
IP'ni öğrenebilir, başka şeyler yapabilir. Bir şey indirtebilir. Ya da YouTube sayfasının aynısını yapmıştır, anladın mı? Sevdin mi abi Atlas'ı? Abisi şu an yüklüyoruz. Atlas'ı sevebilirsek seveceğiz. Bu arada beyler, kanala katılıp destek olanlara teşekkür ediyorum. Böyle artık şu an 233 kişi izliyormuş. Hepinize gerçekten minnettarım. Yani şu an beni mutlu ettiniz ha. Harbiden beni mutlu ettiniz. Flashbang atacağım. Ortamı patlatacağım şu an. Beni şu an mutlu ettiniz ha. Normalde şey diyordum, hani yayını kısa keserim. Yarım saat falan biter. Ondan sonra gider Heroes izlerim. Bir de annemin yanına gidip orada Türk kahvesi patlatırım. Sonra da yarınki fiyat performans olabilecek sistemi incelemeye geçerim. Bu arada sistem arkada. Parçaları bilmiyorsunuz. Ayda yılda bir yayın açıyorsun. Buna gelmezsek bizim ayıbımız olur. Olur mu ya? Atatürk hayranı bir genç. Ha, seni hatırlıyorum. Bu arada YouTube'daki şeylerin, moderatörlerin hepsini modluktan çıkarttım. Sebebine gelince bir tek Ahmet'i bıraktım. Çok fazla sevdiğim herkesi mod yapmışım. Chat'e bir bakıyorum, sadece modlar konuşuyor. Diğer arkadaşlara özen gösteremiyordum. Yani ayrım yapmadan herkesi modluktan çıkarttım, haberiniz olsun. Bu Atlas Host kurulum dosyasını nereden temin edebiliriz? Dostum, bu videodan sonra ben bütün linklerini atacağım. Hatta frekanstv.com'a rehber olarak koyacağım şuraya. Frekanstv.com'a yükleyeceğim, tamam mı, rehber olarak sizde. Yayınları yoğunlaştır diyor bir arkadaş. Ya bak, çok enteresan bir şey daha söyleyeceğim size. Belki saçma bulursunuz, bilmiyorum ama ne zaman ben bunu kimseye söylememiştim bugüne kadar. Bu Heroes dizisini izlesem çok fena etkisinde kalıyorum. Orada Isaac Mendes diye bir karakter var. Tuvale baktığında geleceği resmedebiliyor herif, tamam mı? Artık 5 sene sonrasını, 10 sene sonrasını, bildiğin o anı değil de 5-10 sene sonrasını görerek yaşıyor. Ya bu olaydan çok etkilenmiştim. İşte 2006 yılında o zamanlar izlerken. Bir gün rüyamda çok enteresan bir yer gördüm. Böyle nasıl desem. Sanki böyle köprü, orayı ayıran bir çay var. Bayağı geniş bir kanal. Orada tuğlalı bir ev var. Kırmızılı tuğlalarla o köprüyü yapmışlar. Çok eski bir köprüye benziyor. Yani orta çağdan kalma gibi. Orası yıkılmış. Artık nasıl yıkmışlar bilmiyorum. Aradan 5 sene geçti. Ben denizci oldum. Şeyden dönüyoruz. Polonya, Litvanya. Oralara, Fransa, Polonya, Litvanya. Oradan döndük. Kiev kanalından geçeceğiz. İspanya, yok, Fas'a gideceğiz. Sonra İspanya'ya gideceğiz. O Kiev kanalından geçerken denizci bir arkadaş var. Onunla oturuyoruz. Aynı o rüyamda gördüğüm yerin aynısını gördüm. Tabii o öyle bir etkilendim ki. Isaac Mendez'in hikayesini de biliyorum. Çok olmuştum ya. Hani rüyamda gördüğüm bir mekanın aynısını hiç bilmediğim bir yerde nasıl görebilirim? Tabii hani 2006-2007 dönemlerinden bahsediyorum. O zamanlar etkisinde kalıyorum ve üniversite bittikten sonra ilk stajıma çıktığımda böyle bir deneyim yaşıyorum. Çok olmuştu. Bugüne kadar en çok etkilendiğim film ilk olarak Interstellar. Aa, o da çok güzeldi. Inception'dan da etkilenmiştim. İkinci olarak Iron Man tüm serisi. Bu arada 2-3 hafta önce Iron Man'in tüm serisini izlemiştim. Oğlum bu arada ne kadar yavaş kuruyormuş ya Atlas Oz. Yarım saattir bunu bekliyoruz, fark ettiniz mi? Oyun testi gelemez. Kanal makineye kurduk. Sadece CPS gelebilirdi. Onda şu an kurduğum için o da gelemez.
Yani maksimum %1, %2 performans farkı olacak. Ne kadar fark edebilir ki? İşletim sisteminin çekirdeği aynı çekirdek. Kodlar aynı kodlar. Bazı şeylerden sadece arındırılıyor. Daha light bir sürüm kurmuşsun gibi oluyor. Anlatabildim mi? Zaten şu anda Ryzen 7 bir işlemci kullanan ya da i7 güncel 12, 13. nesil bir işlemci kullanan adamın işi olmaz yani. Adamın işine de gelmez. Aynen, sanal makinede oyun oynanmaz ki zaten. Anca DOS oyunları oynarsın. Ya size bir şey itiraf edeceğim. Bir yandan bunu kuruyoruz ya. Benim böyle çok özel indirdiğim oyun sürümlü bir XP-SP3 var. Ama çok eski böyle. Onu ben bazen laptopa kuruyorum eski oyunları oynamak için. Şu anda bilgisayarımda. Onu da kurasım geldi ama onu başka bir yayında kurarız belki, deneriz yani. Oluyor şu anda Atlasos. Bakın kendi kendisine temayı değiştirdi. Arka planı değiştirdi. Windows'u yeniden başlatacak. 2.3 GB'lık bellek kullanıyorduk. Bakalım ne kadar düşecek. Windows 10 versiyonunu aylarca kullandım. 9. nesil i5 ve 1050 Ti kullanıyorum. Windows 11 sürümü kurulumundan beri de çok ufak tefek bug'lar hariç hiçbir şikayetim olmadı. Kesinlikle Atlas tavsiye ederim demiş Yasir. Yasir, teşekkür ediyorum. Dostlar, bu yayında donate atan birinin şeyini kaçırdıysam bana söyleyin. Kimsenin mesajını kaçırmak istemem. Geçenki yayında bir arkadaş vardı. Al abi sakız parası diye 5 lira atmıştı. O nerede? O kayboldu galiba. Şimdi arkadaşlar, Atlas kuruldu. Görebileceğiniz üzere tamamıyla her şeyin değiştirdi. Bir başlata tıklayalım. Sade, güzel bir başlatla karşılaşıyoruz. Kendimi bir kaldırayım. Kendimi kaldırdım. Oo, bayağı sadeleştirmiş, baksana. Belgeler. Menü açılışları çok hızlı. Store, PowerShell. Aynı şekilde böyle uygulamaları vesaire hepsini klasör halinde görebiliyorum. Windows donatıları aynen. Oyunlar var mı? Yok tabii. Çok şeyi silmiştir. Pinpal var mı? Pinpal. Şaka diyorum bu arada. Elbette yok. Başka neler var? Buraya Atlas diye bir kısa yol geldi. Aa, bakın bu olay işin rengini değiştirebilir gibi. Şu ekranı biraz büyütelim, tamam mı? Nasıl büyüteceğim? Ekranı büyütemiyorum. Şimdi beyler, diyor ki yazılım var. Oğlum bu ne ya? Burada çeşitli kodlar var. Şunu bir düzenleyelim bakalım, çünkü bilmediğimiz bir şeyi çalıştırmak istemeyiz. Şimdi üstün körü baktığında da hemen anlayamam. Yani ben şu an bunun içerisinden çıkamam. Ama şu an anladım. Diyor ki Brave kurabiliyor. Waterfox, Firefox, Discord. Ya bu adresten paket çekiyor abi. Hani güveniyorsan, diyor ki sana. Abi güveniyorsan gel bu adresten paket çekiyorum sana diyor. Nasıl olsa sanal makinedeyiz. Güvenmemem gibi bir şey yok. Uygulama yöneticisi. Bunu kurmamı mı istiyorsun? Uygulama yöneticisini bir kursun. Sürücüler var dostlar. Driver instruction. Chrome'dan açalım. Ha, RAM miktarına bakacaktık. Tamam, doğru. Tamam, doğru. Şunu bir kursun da öyle bakalım. Eşit olsun. Sana tavsiyem direkt Winget ile kullan abi. Çoğu paketi çekmenin en güvenli yolu.
Ya eskiden Windows XP'de ve 7'de yapardık o tarz şeyleri ya. 10 ve 11'de beni sarmıyor açıkçası. Yanlış bilmiyorsam Nvidia'nın sürücüsünü Lite bir şekilde kuruyordu. Lite sürücü kuruyordu bu. Bir yerde okumuştum Atlassos'la alakalı. Başka neler varmış ona bakalım. Konfigürasyon var. Oyun modu var. Ya tamam yani kayıt defterinde şu an müdahale ediyor. Bunu biliyorum ben. Yani oyun modunu aktif edeyim mi? Aktif etmeyeyim. Bakalım kaldırmış mı normalde? Oyun yazıyorum. Oyun modu ayarları. Ben buradan da açıp kapatabiliyorum. O yüzden buna gerek yok baba. Bunu geç. EAGS var. Güç var. Ha, CPU işlemci boşta muhabbeti. Ya yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bunları kurcalarsanız, hani çok bilgili değilseniz, buradaki kodlar şey abi, burada performansa geldiğinizde animasyonlar vesaire sanırım bunlarla ilintili. Bilgisayarınız iyi değilse ve ekran kartınız kötüyse performans seçeneklerinden en iyi performansı ayarlayabilirsiniz bu. Hani her şeyi kapatabilirsiniz. Mesela bu sürüklenmeleri bile değiştiriyor. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Şimdi nerede kalmıştık? Bir dakika. Bir dakika beyler. Başka ne sunuyormuş? VPN sunuyormuş. VPN desteğini açıp kapatabiliyorsun Atlassos'ta. Arka plandaki aplikasyonlar. Arka plandaki aplikasyonlara ne yapıyormuş? Ha, global kullanıcıyı kapatıyor. Arka planı kapatıyor. Arka planda çalışan uygulamaları kapatıyor. Telefondaki muhabbet gibi düşünün. Kendimizi geri alalım. Bir dakika neredeyiz? Birazdan kendimizi geri alalım. Bluetooth'u açıp kapatabiliyorsun. Bence bu kötü. Yani ne gereği var abi? Ben Bluetooth kullanıyorum. Bluetooth klavye kullanıyorum. Problem yaşadığınızda hani bildiriyor ya. Problem muhabbetiyle alakalı sürücü güncellemelerini kapatıp açabiliyorsun. Yani burada pek bir şey yok. Opsiyonel burada şeyler var, iyileştirmeler. Windows 11 Context menü var. Alt tab muhabbeti var. Modern alt tab. Bir dakika, alt tab nasıl? Da böyle. Modern alt tab nasıl? Tabii ki hemen işlemeyecek. De legacy var. Kilit ekranını gizleyebiliyorsun. Neyse belleğe bakacaktık. Şunu bir kapatalım tamam mı? Uygulama muhabbetini. Bellek kullanımı miktarına bakacaktık. Bekleyin. Şu an bir şey açık mı? Chrome. Hayır. Beyler bellek miktarımız 2.3'ten 1.5'a düşmüş. 800 MB fark etmiş. Bence 800 MB kötü değil be. Ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz beyler? 800 MB iyi mi? O Eray 20 arkadaşa katıl hediye mi etti? Eray şu an abi bu Windows'ta şey yaptı. Çalıştırayır. Regedit yaz. Ondan sonra Shift Delete'e bas. Her şeyi sil diyorsan silerim. Bu kanalda ilk kez biri başka insanlara üyelik hediye etti. Teşekkür ediyorum. Mutlu ettin beni. İşlemci de çok bir şey fark etmedi ama %1 fark etti. Bellekte ise %40'a yakın mı fark etti diyelim. Hesaplayın işte. 2 çarpı 3 %100 ise 1.5 kaçtır? İçler dışlar yapın hesaplayın.
Zaten SSD'de çok bir şey kaplamıyordu ama mesela hard diskteki işlemlerin sayısı azaldı. Yani arka planda çalışan uygulamaların hepsi azaldığı için azaldı. Ya abi çok Atlassos'a gerek var mı? Ben bunu kendim de evde yapamaz mıyım diye soruyorsanız böyle bir şey olabilir. Alt X yaparsınız, tamam mı? Burada kendimi tekrar bir kapatayım. Gelirsiniz burada. Uygulamalar ve özellikler bilgisayar yönetimi. Bilgisayar yönetimi aynen. Bilgisayar yönetimine gelirsiniz Alt X'e bakın. Ya gerçekten çok bu konuda bilgili değilseniz bulaşmayın. Kullanıcı ayarlarını yaparsınız. Grupları kontrol edebilirsiniz. Hizmetler ve uygulamalar var. Burada Windows hizmetleri. Buradan ya mesela ara sıra ben buna girerim, tamam mı? Bakarım. Açıklamalarına bakarım. Yani benim tanımadığım bir uygulama şu anda çalışıyor mu? Biri beni hacklemiş mi? Arka planda adını bilmediğim bir şey çalışıyor mu? Bunlara bakarım ben. Mesela dokunmatik klavye ve el yazısı paneli. Özelliklere geliyorum. Buna ihtiyacım yok. Ülkemiz bu gençler ezelden beri hep mücadele var. Topraklarda hep böyle olacak. Hayat size limon veriyorsa bir buruşturmak yerine limonata yapın. Ben gösterdim yani rehber olarak. Yorumumu da yapıyorum. Keyifli denemesi. Hani bellekten ve işlemciden kazanç sağlıyor ama kalkıp da RX 550'nin var. Gidiyorsun şey yapıyorsun. Alan Wake 2'de 30 kareden 60 kareye çıkmak istiyorsun. Onu sana vermeyecek. Onu sana söyleyeyim. Onu sana verecek olan şey benim gerçekten FSR3, DLSS ve benzeri muhabbetlerle alakalı çektiğim videolar. Şu FUBAR'ı açacağım ya. Discord da kurdu. Bakın arka planda sizin ne olup bittiğini anlamanızın mümkünatı yok bu tarz deneylerde. Anlatabildim mi? Albüm, sanatçı vesaire çıkartıyor. Evet dostlar, Atlassos deneyimimiz bu kadar. Yani artık farklı bir şeye bakmaya gerek var mı? Açıyoruz, giriyoruz. Disket sürücümüz bile var. Sanal makineden kaynaklı. Belgeler. Yani Windows 10 ya da 11'i light bir şekilde kullan. Yani normalde bunlar disket üzerinden kurulabilen programlar ve yazılımlar. Bunu CD üzerinden ya da USB üzerinden kurup DOS deneyimini yaşayabileceğimiz, tek tıkla her şeyi halledebileceğimiz bir platform oluşturuyorum. 2 yıldır üzerinde çalışıyorum gizli gizli. Ve bitmek üzere ya, sadece benim moduma bağlı yani, artık ne zaman modum olur da atıyorum tek tıkla Doom yükleyecek. Tek tıkla Windows'ta enteresan şeyler deneyeceksin. Çok ayrı bir kafa ya. Çok da keyifli. Hatta nasıl keyifli? Bir internet sitesi vardı ya çocuklar. Windows 98. Aynen. Yani buraya gireceğiz, anladınız mı? Buraya gireceğiz. Paint açacağız. Bir anda farklı bir boyuta gireceksin. Her şey hıpızlı olacak. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Modern bilgisayarına bile kurabileceksin. Abi ağır soru sordum. Yani lütfen böyle düşünüyorsan o zaman gel bir de buradan sor. Abi nasıl bir konsoldu merak ediyorum. Cidden zamanın gaming PC'si miydi? Hangi konsol anlamadım ki. Bağış atalım da saç mı ektirtelim? Commodore 64'müş. Commodore 64 şu anda solda duruyor. Commodore 64 zamanın en çok satmış konsollarından bir tanesi. Amiga 500 var. 500 Plus. Amiga 1200 var. Bende var. Commodore 64 Türkiye'de iyi gitti ya. Amiga'yı herkes alamıyordu. Zenginler alabiliyordu. PC gibi miydi cidden? Bilgisayar gibi değildi. Yani
Bir, onda da bir DOS işletim sistemi var. Oradan run diyorsun, oyunları başlatıyordu. Disket üzerinden, tape üzerinden bilgiyi aktarıyordu artık. 1 MB mı aktarıyor? 1 MB değildir muhtemelen. 100 GB, 2 GB mı aktarıyor? O şekilde başlatıyordu. Onunla alakalı videom var, bakarsın. Amiga nasıldı? Amiga daha iyiydi. Amiga daha bilgisayar gibiydi. Hatta Amiga'yı şu anda turbo kartlarla vesaire güçlendiriyorlar. Nasıl güçlendiriyorlar? Atıyorum ek bellek ekliyorlar. 4 GB, 8 GB bellek yapıyorlar. PCI hattı üzerinden CDFX vesaire bağlıyorlar. Ve bildiğin Doom açan ya da Quake 2-3 oynatabilen bilgisayarlara dönüştürüyorlar. Oğlum nasıl sorular soruyorsun? Kilitliyorsun beni. Oradan çıkalım diyorum. Oraya geri sokuyorsunuz. Windows 98 deyince aklıma direkt telefonla internete bağlanan modemin sesi geliyor. O modem hala bende duruyor. Kıbrıs'a gelirsen sana çift işlemcili anakart ve 486'lı anakart işlemciler hediyemdir. Ali, bu sözünü unutma. Şu an bana mail... Sizleri alıp geçmişe götüreceğim. Yes, I'm George. George McFly. Huzur buldu. Bundan tam 27 yıl öncesine. Bu dolu dolu videoda emeğimi görünce zaten beğenip paylaşacaksınız. Şu anda arkamda görmüş olduğunuz bilgisayar benim ilk server'ım. Belki de Türkiye'de kimse de göremeyeceğiniz bir setup'la karşınızdayım. Dostlar, önce bir maziye gidelim. Tabii bunu yaparken de sistemi kurmaya ufaktan başlayacağım. Önce bütün parçaları... Bir dakika. Bir soru gelmiş. Nvidia denetim masasında ekran kısmı yok. Ne yapacağım? Display driver uninstaller var. Onu indiriyorsun. Tamamıyla sürücüleri, her şeyi uninstall ediyorsun. Yani siliyorsun ve bilgisayarı baştan başlatıyorsun. Tekrar sürücünü kuruyorsun. Hatta misafirim ol, vlog bile çekerik. Oğlum şu anda bütün takipçiler beni çok kolay bir şekilde eski bilgisayar parçalarıyla kandırabileceğinin yolunu buldu. Bug'ımı buldular. Hiç adaletli değil bu. Kendimden çok fazla şu an açık verdim. Patch yama gelmesi gerekiyor. Bana da upgrade gelmesi gerekiyor. 99 depremi olmamış, 6 Şubat depremi olmamış, 11 olmamış güzel günler. Hangi günler? 96-97 dönemlerini mi bahsediyorum? Windows'taki videodaki beyaz kasanın modeli ne? Devletin Diyanetiydi. izleyici Spray'de ilk Videonun yükleme içerisinde bakabilirsin. Bahsediyordum ondan. üzere Asus'un en gelişmiş Socket 8 anakartını kullanıyorum. Dev gibi yongalara sahip bellek kitim var. Ya şu an bu sistem olduğu hali ile bu şekilde duruyor biliyor musunuz? Hiç bozmadım. Hala duruyor bende. Ya bir keresinde bir arkadaşım bana şey demişti. Sen bilgisayar hastası manyak herifin tekisin. Olay bilgisayar hastalığı değil ki ya. Olay başka bir şey. Bir şey daha göstermek istiyordum size. Ondan sonra yayını kapatacağım. Ama bulabilirsem göstereceğim. Bekleyin. Ben bir şey görmüştüm. Bir Mayıs dergisi. Aynen. O derginin Google'da bir sürümünü bulmuştum. Onu açmak istiyorum. Nasıl açabilirim? İnşallah kaybetmemişimdir. PDF arşivinde yok. Google'da bulmuştum. Hangisiydi? Heh, buydu buydu. Tamam buldum beyler. Şu dergiye de bakalım. Ondan sonra yayını kapatırız. 20 üyelik eden arkadaşıma şimdiden tekrardan teşekkür ediyorum. Şu dergiye bakalım, ondan sonra ufaktan çıkalım. Oyun oynayacaktım ama bir saat yayın olmuş. Saat 12 olmadan annemin yanına gidip bir kahve içmek istiyorum. Annemi bu kadar saat uykusuz bırakamam yani. Ona da hakkım yok.
Ama sonra oyun oynarız, sözüm söz olsun. Şimdi bu dönemleri ben hatırlıyorum, tamam mı? Hatırlıyorum ama o zamanlar tabii ki param yok, alamam. Bizim de paramız yok. 2000, yıl 2000, Mayıs. Bir gigahertz'dan bahsediliyor. Ve bilgisayar fiyatlarına bakın şu an, ekranı büyütelim şöyle. Era, iyi geceler Era. Teşekkür ederim yayına geldiğin için. $2,299. Pentium 3 800 MHz. Vay be, 128 MB SD RAM var. 30 GB'lık hard disk var. 10x CD-ROM. 52x'ler var sonra. Ama o dönem 10x, 4x, yanlış hatırlamıyorsam 8x de vardı. Neymiş? Creative Annihilator 32 MB. İsimlerini çok önceden isimlenmiştir. Kapanan, kapatılan ya dergiden ya bir teknoloji firmasından, bir şeylerinden isimlenmiş. 2000 yılında konsolla bilgisayarı kıyaslamışlar. Xbox'a demiş ki 600 MHz. Pentium 3 gücünde mi? 300 MHz Nvidia X chip. 64 MB DDR. 8 GB hafıza. PlayStation 2 MHz demiş. GPU 150 MHz. GS. Ve tabii o dönemde de bilgisayar 2 GHz'a kadar çıkabilmiş. Acaba iki tane çift şeyden mi bahsediyor? Çift işlemcili Pentium 3 derlerden mi bahsediyor? Aa, tabii diğer desteklediği şey, desteklediği şeylerden de bahsetmiş. HDTV, USB 2.0, NIC, DVD, encoding, DVD writer. Vay anasını be. Ha bakın, bu işlemciyi de hatırlıyorum ama bunlar çok uzun yaşamadı. Hani bu Pentium 3'ten Pentium 4 evresine geçişteydi. Bundan bende üst kısmı var. Alt dönüştürücüsü yok. Bir ara alacaktım, adam kazıklamaya çalıştı, beni almadı. Orta frekans grubuna hoş geldin. Teşekkür ederim dostum. Desteklerin için çok teşekkür ederim. Yine Cyrix. Bu da batan işlemci firmalarından bir tanesi. Oğlum ben niye duygulandım ya? Laptopun aynısı bende var. Bu hangi oyun bilmiyorum. The Dog Response. Başka da dergide bir şey yok galiba. Bu ne? Sims'in çakması mı? Sims mi? Aa, Sims. Sims o zamanlar böyleymiş. Onlara benzedim iyice. Abi dergiye hangi sahneyi koymuşlar ya? Zihniyet hiç mi değişmemiş? Dur lan, ne oluyor? Ya bunlar da kurumsal ürünler aslında. Cep bilgisayarları falan, fişman. Eski bilgisayarlar böyle, Athlon. Athlon işlemcileri çok severim bu arada. En sevdiğin indie oyun nedir? Güzel soru. Derginin devamına sonra bakarız. En sevdiğim indie oyun neydi ya? Çok eski bir kulenin savun oyunu vardı. O kulenin savun oyununu bulursam atayım ama Limbo'yu çok severim. Indie oyun olarak Limbo'yu çok severim. Bir de son dönemlerde şey oynuyorum. Little Nightmares. Göstereyim size de. Bu oyunu oynuyorum. Belki bunun yayınını açar mıyım, açmaz mıyım bilmiyorum da, korku oyunu. Selçuk git buradan yazmış biri. PS5 olan var mı? Kardeş, hep bilgisayar PS5 olan var.
Neyse, kapanış hadi PlayStation 5 ile yapayım. PlayStation 5 almayı düşünüyorum. Uzun bir süredir. Sırf böyle kuzenlerle oyun oynayalım diye. Çünkü ben hala PlayStation 1, 2, 3 dönemine takılıp kalmışım. PlayStation'da en çok oynadığım oyunlardan biri Fogs of War'dı. Siphon Filter'dık. Crash Bandicoot'tu. Bu oyunları çok seviyordum. PES oynuyordum. 2'ye evrildiğimde Silent Hill, Resident Evil vesaire onlara çok damlamıştım. Sonra PSP dönemim oldu. PSP'de bayağı oyun oynadım. Monster Hunter, Dynasty Warriors gibi oyunlar. Sonra PlayStation 3'e geçtiğimde Battlefield çok oynadım. Star Wars oynadım. 3'te genelde bunları oynadım. Ve onda bir de yani PlayStation 1, 2 oyunlarını... Sonra olmadı baba. 4'e geçtik, çok yürüyemedim. 5'e hiç geçemedim. Ama 5'e geçmem gerektiğini bilmiyorum. Bilmiyorum, siz onay verirseniz PlayStation 5 alabilirim. Vermezseniz almam. Ben eski kafayım oğlum. Ben eski oyunları seviyorum. Yeni yapılan oyunları çok fazla sevemiyorum. Abi PlayStation 5 alıp yayın açar mısın? Nasıl bir kafa? Şöyle söyleyeyim. PlayStation 5 alsam ben ona nasıl bir şey yüklerim biliyor musunuz? Bak göstereceğim, öyle yayını kapatacağım şimdi. O zaman anlayacaksın işte. En güncel şeyde bile en nostaljik tınıyı yakalayabiliyor bu herif diyeceksin. Bak açıyorum, bekle. Birazdan göreceksin. Bilgisayarım donuyor mu yoksa? Açıldı mı? Nasıl ama? Bu çok ayrı bir boyut. Ya gece yatmadan. Oğlum beni çok fena kilitlediniz. Ahmet sen de kilitledin. Annemle kahve içecektim. Beni kilitlediniz. Ama çok teşekkür ediyorum. Mutlu da ettiniz. Ufaktan kapatalım. Gene yayın açarız ya. Sohbet muhabbet güzel oluyor böyle. Saat 12 oldu. Kadın yaşlı yani. Çok da şey yapmamak. Bir görmek istiyorum. Frekansı verdik, gidiyoruz. Yayının devamı olacak. Yorum atarsanız yayınlandığında makbule geçer. Hepinizi çok seviyorum. Yarın sistem gelecek saat 6'da. Onu da bekliyorum.